Nasılsın beyefendi? Neymiş? Şey, affedersiniz hanımefendi. Size bir yardımım dokunabilir mi acaba? Şu lanet olasıca motor dağ başında bana azizlik etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Ha, öyle mi? Bir dakika. İzin verin bir de ben bakayım. Hay Allah! Ne yazık ki bu konuda size pek bir yardımım dokunamayacak. Ama isterseniz sizi şehre bırakabilirim ben. Daha sonra telefon eder, arabanızı çektiririz. Yine de her şey için teşekkürler. Özür dilerim, meraklı sayılmam ama herhalde bu saatte... Bu saatte bu Allah'ın cezası yolda ne arıyorum diyeceksin. Sadece eve dönmeye uğraşıyordum. Haftada iki gün atlı spor kulübünün parkurunda atımda egzersiz yaparım. Müzik dinlememde sizce bir sakınca var mı? Yo, neden olsun? Ama kasetteki müzik sizin ne derece ilgilendirir, doğrusu onu bilemem. Işıklar altında gülen yüzüme şey, acaba sigaranız var mı? Benimki arabada kaldı sanırım. Hayır, maalesef yok. Ben sigara kullanmıyorum. Anlaşılan siz bu tarz müzikten pek hoşlanmıyorsunuz hanımefendi. Çılgınca zevk verecek onca disko tarzı müzik varken bu ölüm ağıtlarını dinlemeyi beklemezsiniz sanırım. Dinlediğim halde hiçbir şey anlamadan disko müziğini sevmemi siz de benden bekleyemezsiniz herhalde, öyle değil mi? Başka kasetiniz yok mu? Belki içlerinde sevebileceğim bir şey vardır. Beğeneceğinizi pek sanmıyorum ama Torpido'da birkaç tane olacak. Hakkı bulup sizsiniz. Yani az önce eleştirdiğim müzik türünün şöhretli temsilcisi, öyle mi? Evet, o türün temsilcisi olduğum doğru ama şöhretli olup olmadığım konusunu bilemem. Bir şey mi oldu Hakkı Bey? Neden durdunuz? Telaşlanmayın, önemli bir şey yok. Ben hemen geliyorum. Hangi markayı kullandığınızı bilmiyorum ama herhalde bunu içebilirsiniz. Buyurun. Gerçekten çok naziksiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Az önce söylediklerim için özür dilerim. Rica ederim. Her ne kadar arabeskiysem de fikirlere saygı duymayı öğrendik çok şükür. Evinizin adresini söylerseniz nereden gideceğimize karar vermemiz kolaylaşır bu arada. Yo, zahmetinize sınırlarını zorlamak istemem. Ben bir taksiye binip gidebilirim. Rica ederim. Sizi sırtımda taşımıyorum ki zahmet olsun. Adresinizi verecek misiniz bakalım? Anlaşılan size hayır kelimesini kullanmak oldukça güç. Pekala, Etiler'e gitmemiz gerekiyor. Peki. Bu akşam arkadaşlarla bizim evde partimiz var. Siz de gelir misiniz? Gelmek isterdim tabii. Çok teşekkür ederim ama... gazinodaki programıma gecikmek istemem.
Bilseniz gelmenizi ne kadar isterdim. Sizi hem arkadaşlarımla hem de annenle tanıştırmak istiyorum. İlginize çok teşekkür ederim küçük hanım ama bu imkansız. İşte geldik burası. Size bir hayli yük oldum. Her şey için teşekkürler. Gerçekten gelmek istemediğinize emin misiniz? Teşekkür edilecek değerde bir şey yaptığımı sanmıyorum. O durumda kim olsa aynı şeyi yapardı. Davetinize tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi günler. Bye bye. Şöyle, arkadaşların seni beklemeden eğlenmeye başladılar bile. Ah, ama zavallı Oktay 9 doğurdu doğrusu. Hadi. Parkurdan dönüşü araba marize yaptı. İstemeyerek geciktim anne, özür dilerim. Şule, iyisin ya sevgilim. Merak ettim seni. Meraklı pozlarla kızık gibi takılacağına bir bardak içki doldurabilirdin, öyle değil mi? O da nereden çıktı? Senin ellerin yok mu? Her zaman benden ikram mı bekleyeceksin? İkram mı? Sakladım bu espriyi. Bitti göklerden bize.
uyumadın Şule? Mışıl mışıl uyuyorduk. Şey yani dinliyorduk. Haklısınız. Sözünün ne anlama geldiğini bile bilmediğimiz deli zırvalarını dinlemek varken arabesk diye buruşturup atmak daha kolay geliyor, değil mi? Üstelik söyleyen sanatçıyı bir tanısanız. Oo, maşallah! Küçük hanım sesin sahibini de tanıyormuş. Ha? Kasetini sana mı ithaf etti yoksa? Bakayım. Tam tahmin ettiğim gibi. Kaseti Şule'ye hediye etmiş ama okuma yazması olmadığı için imzalayamamış. Aksine kaseti aldığından haberi bile yok. Ama her şeyden önce senden kültürlü, üstelik nazik ve centilmen biri. Bütün bunlar ne demek oluyor, açıklar mısın? Elin arabeskçi serserisiyle beni mukayese etmek de nereden çıkıyormuş ha? Tanıdığım kadarıyla hiç de serseriye benzemiyor Hakkı Bey. Araba marıza yapınca bana o Allah'ın cezası yerde yardım eden tek insan. Üstelik arabasıyla evime kadar bırakmak nezaketini de gösterdi. Anladık da kim bu Hakkı Bey? Bravo Oktay! Sen de yeterince Fransız oldun. Kim olacak? Ağlama Duvarı şarkıcılarının en ünlülerinden birisi Hakkı Bulut'tur. Sorun edilip tartışılmaya bile değmez canım. Doğru, ama sizin açınızdan değil. Onun açısından sizden konu edilip de tartışılmaya bile değmez. Sen Allah'ın Necmi Bey, şeytere sürü bir yaptığımızı dinleyin. Hiç keyfim yok. Manasız oyun bozanlığa tahammülüm yok. Haberin olsun. Programı dünden saptamıştım. Oyun bozanlık değil. Israr etmeyin. Bütün gün at sırtındaydım. Dönüşte arabayla başım derde girdi. Kısacası yorgun, yatmak istiyor. Canım cehenneme. Duvarda resmini ne var? İndirmedim. Bu ev yüzünden şimdi bizi mi koruyorsun? Hatıralarına el değdirmedim. Hakkından kimseye laf söyletmedi. Eğer fikrini değiştirirsen, biz Osman Bey'deki yeni diskodayız. Fikrini değiştirmeye hiç niyetim yok. Ne de olsa bir zaman sevdik sevildik. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk canım. Ah, sen daha yatmadın demek. Saatin kaç olduğundan haberin var mı? Seni bekledim abi. Gecenin bu saatinde yorgun argın geliyorsun. Bir bardak sıcak ıhlamur içersin, değil mi? Canım kardeşim benim. Senin hakkını nasıl öderim? Allah senden razı olsun. Ah, o nasıl söz abi? Asıl Allah senden razı olsun. Babamız rahmetli öldüğünden beri bizim için gece gündüz çalışıp didiniyorsun. Allah seni iki cihanda aziz etsin abi. Sağ ol kardeşim, ben yatmaya gidiyorum. Hadi sen de yat artık. Allah rahatlık versin. Sana da.
var. Sen daha yatmadın mı? Şey anne, biraz yorgunum da. Arkadaşlarınla da gitmedin. Canım sıkkın. Yoksa yine Oktay'la kavga mı? Yok canım, ne alakası var? Ah, var hem de nasıl var. Var, bilirim. Yıllardır nasıl arkadaşlık ettiğinizi hala anlayamadım ya. Günaydın canım. Günaydın. Sabah sabah ders çalıştığına göre anlaşılan sınavın var ha? Evet abiciğim, ikinci vizeler başladı da. Hayrola, bu sabah çok erkencisin abi. Kahvaltı hazır mı? Tabii. Hatırlarsın, küçük bir kızdan bahsetmiştim. Bugün stüdyoda ona deneme bandı yapacağız. Annem kalkmadı mı anne? Sen kahvaltını yap abi. Ben şimdi annemi kaldırırım. Günaydın evladım. Bakıyorum bu sabah erkencisin. Ne oldu çocuğum? Günaydın anacığım. Sen de tam aksine, bugün bir hayli gecikmişsin. Hayrola yoksa rahatsız mısın? İyi ki bir sabah erken kalktım. O nasıl söz anneciğim? Abim gece yarılarına kadar çalışıyor. Uyumak hepimizden çok onun hakkı galiba. Neyse canım, fazla uzatmayın. 40 yılda bir erken kalkmakla evin düzenini bozduğumun farkındayım. Kahvaltını çabuk bitir ve giyin küçük hanım. Şirkete giderken seni de okuluna bırakayım. Derhal abicim. Hemen hazırlanırım. Siz hiç merak etmeyin. Bak Hakkı baba. Şunlardan 550'lik koliler yapılacak. Oldu. Boş kasetlerin üstüne etiketleri yapıştırıp dökümünü yaparsın. Tamam. Şuradaki raflara da dizeriz, tamam mı? Depodan da çocuğu gönderip boş kasetleri getirmesini tamam, söylersin. Tamam da, ama depodan boş kasetler gelmedi ki. Canım, nasıl olsa gelecektir. Ama madem ki gelmemiş, çocuğu gönderip tekrar bir sordu bakalım. Oldu, yarın çocuğu depoya gönderdim. Yarın da olabilir, bugün de olabilir. Hallederiz, hallederiz. Ama bir an önce halledelim Hakkı baba. Hadi bugünlük bu kadar yeter. Peki. Bu kızın işini ne yapacağız? Sen git o kızla ilgilen, ben de hemen geliyorum. Nasıl, bu sesten okuyabilir misin? Hı hı. Evet amca, okuyabilirim. Hadi bakalım. Oh, vakit ilerlemiş. Benim gitmem gerek. İzmir başbayiğinden gönderilen paralar evlat. Satışlar iyiymiş. Bayağı lafa daldık, vakit ilerlemiş. Hadi ben gidiyorum, hoşça kalın.
üzere. Cemile yemek hazır olduğunda hemen oturacağız, tamam mı? Başüstüne efendim. Anniş, baksana kimi tanıştıracağım. İşte size bahsettiğim, beni arabasıyla eve getiren meşhur sanatçı Hakkı Bulut. Hoş geldiniz delikanlı. Teşekkür ederim efendim. Memnun oldum. Efendim? Buyurun, oturun. Şule sizden söz etmişti. Dün akşamki yardımınız için ben de teşekkür etmek isterim. Rica ederim efendim. Hem bir şey yapmış sayılmam ki, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Yemekten önce aperatif alır mıydınız efendim? Aa tabii! Ne isterdin Hakkı? Ben bir şey almayayım, izin rica etseydim. Bize viski getir. Başüstüne. Sen de yemekten önce gitmeyi düşünmesen iyi olur. Şule, ben... Şeyle, fakat da mazeret aramaya gerek yok. Zaten mazeret hakkını dün akşam kullandın. Anladığım kadarıyla şarkıcılık yapıyormuşsunuz, öyle değil mi? Evet efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Sağ ol kızım. Şarkıcılık karın doyuruyor mu? İyi kazanıyor musunuz? Gazino ve diğer plak çalışmalarımın yanında bir plak şirketinin iki ortağından biriyim efendim. Gelir de fena sayılmaz. Aman anniş! Yemek hazır efendim. Hadi gelsene! Ben yemeğe kalmasam... O niyeymiş? Evden merak ederler de. Anlıyorum. Herhalde eşin gecikmeni istemiyor. Hayır. Evli değilim. Yaşlı bir annemle kız kardeşimden başka hayatta kimsem yok. Evde telefonun var mı? Evet, var. Ne olacak? O zaman telefon edip gelemeyeceğini bildir. Hadi! Alo anne! Benim biraz işim çıktı, beni yemeğe beklemeyin. Gece işten sonra gelirim. Peki evladım. Cemile, kahvelerimizi burada alacağız. Başüstüne efendim. Her şey için çok teşekkür ederim efendim. Ben artık müsaadenizi rica etsem. Aa, acele anne! Daha kahvelerimizi bile içmedik. Hem daha çok erken. Gazinoya genellikle erken gidip hazırlanırım. Buyurun efendim. Buyurun. Sakıncası yoksa gazinoya seni dinlemeye gelebilir miyim? Sakınca ne demek? Başımın üzerinde yerim var. Canım Hakkı'cığım, sen kahveni içinceye kadar ben hazırlanıp gelirim. Anniş, ben Hakkı ile gidiyorum. Oktay gelecekti, çıktığımı söylersin. Beni beklemesin, tamam mı? Her şey için tekrar teşekkür ederim efendim. Zahmetleriniz için sağ olun, Allah'a ısmarladık. İyi günler. Memnun oldum. Benim salak kızım. Maşallah küçük hanım, benimle randevun olduğunu unutuvermişsin bakıyorum da. Ben
bana bir saniye izin verir misin Hakkı? Ne demek istiyorsun Oktay? Ne demek istediğimi pekala biliyorsun. Asıl sen ne yapmak istiyorsun ha? Neyi nasıl yapmam gerektiği konusunda sana hesap vermek zorunda değilim. Bana bak şıldık, benimle oyun oynamayacağını kafana iyice yerleştir, anlaşıldı mı? Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun! Yok canım! Demek beni bir piskeyle kenara atabileceğini sanıyorsun. Öyle mi? Bırak kızı delikanlı! Bir hanıma nasıl davranman gerektiğini öğretmediler mi sana? Bak sen! Bana ahlak kurallarını öğretmeye kalkan... ...meğer Hakkı Bulut denilen şu çayır züppesiymiş. Beni iyi dinle delikanlı! Nişanlımla nasıl konuşacağımı zeka testinden sınıfta kalmış bir çocuktan öğrenecek değilim. Hadi bakalım, hadi şimdi gel! Terbiyesizlik etme Oktay! Onun adına özür dilerim Hakkı! Rica ederim canım! Gündüzden içmeye başladığı aşikar, hadi gel gidelim! Bunun hesabını bana vereceksin, şarkıcı bozuntusu! Benim elimden kız almak ha! Söyle! Nişanlı olduğunu bana daha önce söylemen gerekiyor. Ben mi? Oktay'la mı? Daha neler! Sadece grubumuzdaki arkadaşlarımdan biri. Akşam arkadaşlarla toplanacaktık, Oktay da beni almaya gelmişti. Ama sen geldikten sonra her gün manası eğlencelere gitmek istemedim. Seninle beraber olmak istedim. Yoksa bana kırgın mısın? Sana kırılmak mı? Bu mümkün mü şöyle? Senin yanında olup da sana kırılmak ha? Yeah.
Gel! Ah, sen miydin şu laf edersin de? Kalkma ne olur! Yeterince yoruldun zaten! Teşekkür ederim, çok iyisin. Biliyor musun Hakkı? Hayranlarının bu kadar çok ve seni böylesine sevdiklerini sen bile söylesen inanamazdım. Fazla abartıyoruz. Hem bu kadar çok sevilmeni kıskanabilirim seni. Bak şimdi daha neler. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Hiçbir yere tabii ki. Seni evine bırakıp ben de eve gideceğim. Aa, hiç bu saatte eve gidilir mi? Hem eğlenebileceğimiz çok güzel bir yer biliyorum. Geç oldu, hem biliyorsun akşam da eve gitmedim. İyi ama bir gececik olsun, gecikemez misin? Gecikmesem daha iyi canım. Akşam da eve gitmedim, annem merak eder. Ama söz, başka bir akşam gideriz. O başka akşam çok uzamasın ama, olur mu? Tabii canım, en kısa zamanda. İyi geceler. Sana da sevgilim. Görüşmek üzere. Bye. Ah, sen hala yatmadın mı yine Sibel? Nasıl yatayım abi? Akşam da gelmeyeceğini söyleyince aklıma kötü şeyler geldi. Canım kardeşim, kötü ne olabilir ki? Şirkette işim uzadıkça uzadı. Ben de yemeği dışarıda yedim. Ihlamurun da soğumuş. Hele otur da ısıtayım. Ben zahmet etme, yorgunum. Ben yatacağım. İyi geceler. Sana da abi.
bir sözde çalışıyorsun abi. Ama ortaya bir şey çıktığı yok. Dikkat ediyorum, günlerdir kendini bir türlü işine veremiyorsun. Ben senin edebiyat okuduğunu biliyordum ama psikiyatrist olduğundan hiç haberim yoktu doğrusu. Alayı bırak abi. Gerçekten bir sorunun varsa yardımcı olmak isterim sana. Çok anlayışlısın. Teşekkür ederim canım kardeşim. Hiçbir sorunum yok. Kuzum Allah aşkına! Kaç gündür dışarı çıkmadın, bütün gün salonu aşınlamaktan bıkmadın mı? Anne, şimdi ne oluyorsun, biraz anlayışlı ol! Zaten sinirlerim yeterince yıprandı. Bütün bu huzursuzluklar şu arabeskçi için mi? Üzülmeye bile değmez! Çevrendeki arkadaşlarının eline su bile dökemez o! İnan doğru söylüyorum yavrum! Doğru söylüyorsun, öyle mi? Benim çevremdeki arkadaşlarım ellerine su dökecek adamı isteseler de bulamazlar. Aslında hiçbirisi Hakkı'nın eline su dökemez. Mert, dürüst, insan sevgisiyle dop dolu. Pekala, pekala. Anlaşılan toz kondurmamaya kararlısın. Bildiğin gibi yap. Edersiniz. Acaba Hakkı Bey evdeler mi? Rica etsem telefonu çağırır mısınız, ben Şule? Tabii hanımefendi. Abi, Şule isminde bir hanım seni arıyor. Peki canım. Evet? Alo, merhaba Hakkı. Merhaba Şule. Biliyor musun, sana dargınım. Niye aramadın beni? Özür dilerim, çalışıyordum. Telefonumu nereden buldun? Plak şirketinden verdiler. Kaç gündür telefonla bekliyorum. Yoksa verdiğin sözü unuttun mu? Bir akşam beraber çıkalım demiştin, hatırlıyor musun? Yarın akşam alırım seni. Erken gel ama. Gazinoya da gitmek istiyorum. Tamam. Hoşça kal. İyi günler. Bekliyorum. İyi günler. Kim o Şule abicim? Sadece bir arkadaş. Ya öyle mi? Çalışmanı aksatacak kadar kafanın içini dolduran şirin bir kız herhalde, değil mi abicim? Ha? Tesadüfen tanıştık. Ona ne şüphe abicim? Herhalde telefonu da tesadüfen etmiştir. Çok bilmiş. Yine kafandan neler geçiriyorsun ha? Yok araç, sadece tesadüf neticesi tanıdığım bir arkadaş. Bak kim geldi kızım! Hayrola Şule? Günlerdir ortalarda yoksun. İnzivaya mı çekildin yoksa? Neden inzivaya çekilecekmişim? O kadar merak ettiğin için mi günlerdir aramadın? Anlaşılan siz her zamanki gibi tartışacaksınız. Ben gidiyorum. Oktay bir şey içer miydi? Teşekkür ederim. Zaten Şule'nin sözlerini içtik. İçkiye gerek kalmadı.
Bakıyorum şu şarkıcı parçasını tanıdığından beri havalardasın. Ne demek yani? Her zaman seninle beraber olmaya mecbur muyum? Bana bak! Benimle daha ölçülü konuş, yoksa karışmam, anladın mı? Herkese dilediğim tarzda konuşurum. Yoksa senin bir ayrıcalığın mı var? Bana bak şırfıntı! Daha düne kadar yatağıma girmek için can atıyordun. O sümüklüyü tanıdığından beri çekilmez oldun. Daha fazla dinlemek istemiyorum, defol evimden! Bir daha da gözüme görünme! Gösteririm ben size! Böyle davrandığına bin defa pişman olacaksın! Ne kadar manasız şeyler yaptığını farkındasındır umarım! Neredeyse nişanlı sayılırsınız! Neler söylüyorsun anniş! Bu aşağılık adamla değil nişanlanmak, bir araya bile gelmem bundan böyle! İyi düşün Şule! O arabeskçiyle herkesi kıyaslamaktan vazgeç! Eğer onunla evlenmeyi düşünüyorsan, bilmiş ol, benim gözüm tutmadı onu! Şu anda evlenmeyi zaten düşünmüyorum ki! Ama evlenmeye karar verirsem, evleneceğim kişi herhalde Oktay olmayacak! Thank you.
Hadi sen gidiyoruz. Bırak kolumu, ne yap seni sanıyorsun? Yürü diyorum sana, eve gidiyorum. Hem sana neler oluyor? Bizim kitabımızda yanımızdaki kadının başka erkeklerle gerdan kırıp bel bükmesinin yeri yoktur. Bir sürü züppenin içerisinde beni herkese rezil ettin. Saçmalama Hakkı! Dans etmenin rezaletle ne ilgisi var? Hangi asırda yaşıyorum? Lütfen arabaya bin, seni evine bırakayım. Şu anda eve dönmeye hiç niyetim yok. Eğer dönmem gerekirse bir taksiye biner giderim. Hayır küçük hanım! Seni evinden ben aldım. Zora başvurmam gerekse de yine ben bırakacağım eve. Hadi bakalım! Bin! Akşam seninkini diskoda gördük. Ne var bunda telaşlanacak? Hiç. Sadece haber verelim dedik. Yanında o arabeskçi vardı da. Arabeskçi mi dedin? Bu ite bir ders vermenin zamanı geldi. Hadi gidelim. Hesaplaşmamız var biliyorsun. Telaşlanmana gerek yok Sinan. Gazinoda ufak bir kavga çıktı. Biz de bu kavgadan nasibimizi aldık. Sakın! Sakın kımıldana! Ben şimdi hemen pansuman yaparım sana, şimdi! Ah yavrum, sana kimler kıydı? Vah evladım, vah neler olmuş! Elleri kırılırsa canlar! Ah canım evladım, aslanım benim, vah vah! Gürültü etmeyelim anne, yardım et de tedavi edelim abimi! Seninkinin halini merak ediyorsan, haberin olsun! Pek iyi durumda sayılmaz! Nasıl? Nasıl olacak? Herhalde 3-5 gün hastane odasından çıkamaz artık! Saçmalama! Olamaz! Allah kahretsin seni! Ah!
Alo, buyurun. Hakkı Bey evdeler mi? Evet. Çok feci şeyler duydum, doğru mu? Evet efendim. Sizce bir sakıncası yoksa evinize gelmek istiyorum. Gelebilirsiniz Şule Hanım. Adresi verir misiniz? Tabii, yazın. Şule! Ah. Hakkı, canım benim! Nihayet kendine gelebildin! Size kahvaltı getirmiştim. Abim de kalktığına göre beraberce yersiniz. Ah, teşekkür ederim, hiç de aç değilim. O nasılsın? Geceden beri hiçbir şey yemeden yerinizden bile kalkmadınız. Abimi daha fazla şımartmadan lütfen yiyin. Ben sizi baş başa bırakayım. Benim yüzümden başına gelenleri düşündükçe iştahım kesilmişti. Ama sanırım şimdi bol bol yiyebilirim. Seninle hiç alakası yok Şule. Gazinoda ufak bir kavga çıkmıştı. Her şeyi biliyorum. Oktay domuzu telefon açıp her şeyi anlattı. Geliyor.
Ne haber çocuklar? Seninkilerin artık çocukları da olmuş. Çok da mutluymuşlar ha? Neler saçmalıyorsun lan? O iş biteli seneler oldu. Herifi zaten perişan ettik, yetmedi mi? Yeter mi sanıyorsunuz ulan? Ona öyle bir oyun oynayacağım ki... hepinizin aklı duracak. Hadi görüşmek üzere. Bu iş yapar mı yapar? Her şey beklenir. Hoş geldin. Al canım. Ay canım kızım benim, bugün neler yapmış bakalım. Hadi gel şöyle oturalım. Ah, babasının güzeli, tatlım benim, yavrum. Ne dersin karıcığım? 15 günlük bir Avrupa gezisine var mısın ha? Avrupa gezisi mi? O da nereden çıktı? Bir turne teklifi aldım da, isterseniz birlikte gideriz diye düşündüm. Bu mevsimde mi? Benim çocuğumu hasta etmeye hiç niyetim yok. İstersen anneni de buraya çağır. Yalnız kalmamış olursun böylece. Hiç gerek yok. Zaten pazartesi Sibel dönüyor. Onu hiç düşünmemiştim. Söyle bakalım, neler getirmemi istersin? Sen hayırlısıyla git gel. Bize en güzel hediye o olur. Bana baksana sen! Çek elini pis herif! Kocama yaptıkların yetmedi mi? Sen hala aklına ona aptal herifi çıkartamadın mı ha? Bırak kolumu sersem, yoksa polis çağırırım! İstersen kocanı da çağır! Polis kimin ne halklar karıştırdığını çok iyi biliyor! Anlaşıldı. Siz kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz. Ama Türk adaleti hiçbir zaman yanılmaz. Yazıklar olsun size Hakkı Bey. Biz de sanatınızla, şöhretinizle sizi bir adam sanıyorduk. Lütfen benimle gelin. Benimle oyun oynanmayacağını bilmiyor musun sen ha? Sana defol diyorum, çık evimden! Bana bak Aşif'te, sonunda benim olacaksın, anlaşıldı mı? Hadi gel bakalım buraya! Gideceğim ama senden bir şeyler alacağım, öyle gideceğim! Çek pisellerin üzerinden, defol git evimden! Fazla uzattın kahve, bırak buraya! Bırak diyorum! Bırak! Gel buraya! Hadi, korkuyorum! Gel buraya benim sana! Çek ellerini üzerimden! Sakin ol! Bırak! Hayır! Hayır!
hatırımdan, hatırımdan. Oğlum! Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere? Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız bir kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi. Zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyi? Salanlar abi, zaten buraya girenlere sorarsan hepsi suçsuzdur. Ama biz bütün koğuş inanıyoruz ki sen harbiden suçsuzsun. Buna bir de mahkemeyi inandırabilsen. Karımla çocuğumun böylesine şerefsiz bir lekeden kurtarabilsen. Hadi lan, gardiyana haber verin! Kaptı abimizin yine Allah'ın belası krizi tuttu! Çabuk olsunlar, demire kaldıralım! Dur! Sakin ol! Dur! Daha önce de söyledim oğlum. Ama defalarca idareye bildirmeme rağmen senin teraviyi reddetmen elimi kolumu bağlıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Tedaviye zamanım yok doktor bey. Karım ve çocuğum alnımda taşıdığım kara lekenin utancıyla dolaşırken ben hastanede zaman öldüremem. Bir an önce suçsuzluğumu ispat etmeliyim. Hislerini anlıyorum oğlum. Ama tedaviye cevap vermezsen benim de elimden bir şey gelmez. Adım adım ölüme yaklaştığını ya bilmiyorsun ya da kabullenmek istemiyorsun. Benim için ölmek yeni bir şey değil doktor. Karım ve kızımdan uzakta ben zaten her gün ölüyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama yaşama dört elle sarılmanı isterim. Korkma, üzülmene gerek yok. Türk adaleti her zaman olduğu gibi senin de masum olduğunu mutlaka ortaya çıkaracak. İnşallah doktor bey.
Adaletin doğruyu bulacağına inancım hiç sarsılmadı. Öyle olmasaydı zaten yaşayamazdım ki. Metin ol. Duyduğum kadarıyla seni ihbar edenin adım adım peşindelermiş. Yakalanması an meselesi. Allah sizden razı olsun doktor bey. Zaten yaşamak istememin tek sebebi... ...alnıma sürülen kara lekeyi temizlemek. Yazıyor! Hakkı bunu dursunsun! Bunu doğru yazıyor! Evet abiler yazıyor, yazıyor! Hakkı bunu dursunsun, yazıyor! Bir gazete versene. Buyur abi. Yazıyor! Abi şükürler olsun. Peki ya Şule? Karım, kızım gelmediler mi? Sibel konuşsana. Şey abi... Aslı'nı istersen... Evet, yoksa? Düşündüğün gibi değil abi. Sana her şeyi anlatsam daha iyi olacak. Ve işte bütün bu olaylar... ...annemin ölümüne sebep oldu. Oktay... ...dilerim kanunlardan önce ben yapışırım yakana senin. Abi... ...abicim yalvarırım yapma, bugün tahliye oluyorsun. Polis zaten her yerde onu arıyor. Senin elini kana bulamana gerek yok. Annemi kaybettin. Bir de seni kaybetmek istemiyorum. Yalvarırım. Ne olur abi. Abi dur! Yalvarırım bir yapma! İntikamla gidenleri geri getiremezsin. Allah kahretsin! Dilediğin kadar kaç! Benden asla kurtulamazsın! Isır altında gülen yüzüne... ...bakıp da diyorlar ne kadar mutlu. Oysa içinde kıyamet kopar... ...derdini bilmiyor bir Allah kulu... ...halinden anlamıyor bir Tanrı kulu. Işıklar altında... Ama ben yine de gidip bir sorayım bakayım. Tamam oğlum, ben gideyim. Eyvallah.
Ben... Şule... Hey, serseri nereye be? Allah cezanı versin. Gördün mü yaptığını? Sağında zıkkım lan. Yerlerde sürünmeye başladın işte. Hakkı! Hakkı! Ne oldu sana? Hakkı! Yardım et de kaldıralım. Kim? Nerede? Ne yapıyorsun ya? Kim? Nerede? O nerede? Ha, o kadın mı? Evet, benim buradaydı. Gördüm. Önüme geçerse... ...öldüreceğim dedi. Sana... ...sana bakıp ağladı. Ne kim ağladı, o kadın mı? O kadın. Yani demin burada benim gördüğüm kadın değil mi? Nereye gitti o? Nereye gitti, yok şimdi! Bak abi, elindeki şişe... ...bende olduğumu ahiretten sual sormaya gelseler... ...ben de cevap bulamayım. Nerede? Gele. Senin buraya düşmende bir tiri var ama... ...köze birine aşk olsun. Gitmeliyim. Gitmeliyim. Ne gitmesin? Olacağım. Ne bulması abicim? Bu haline 4 adım atsan... ...dünya rekortmeni olursun. Hadi çek. Açalım. Hadi. Bulacağım onu. Ben gidip bulacağım onu. Git bakalım. Şu şişenin içinde... ...ölmek varken...
Bir kadın için ölmek daha mı iyi, ha? Bu yaptıklarını ödeyeceğim sana. Seni aptalsın. Benim elimden kadın alınmayacağını o gerizekalı kafana soksaydın, bunlar başına gelmezdi. Sana vurmaya bile değmez. Zaten belanı bulmuş. Şule! Ha 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 ha!